Şüphesiz insanlar için kurulan ilk ibadet evi elbette Mekke'de, alemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâbe'dir. Kâbe, ümmeti Muhammed'in kıblesi, yeryüzünün ışıltısı, en parlak incisi. Var mıdır ki şu cihan alemde bu El-Beytül Mamur'dan daha hayırlı bir ev? Var mıdır ki yüzü suyu hürmetine ömürde bir kez görülmek için Yaradan'a el açıp dua edilen başka bir yer? Var mıdır ki o duaların daha fazla idrak edilip, gözyaşlarının kalpten döküldüğü, iman edenlerin etrafında attığı her adımın bir sevaba dönüştüğü başka bir yer? Mescid-i Haram'ın ortasında yükselen, müminlerin niyazlarında her daim yer edinen o ev ki, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duasıdır, hizmetidir. İsmail'in teslimiyeti ve mülk-i dünya içinde Adem oğlunun ilk mabedidir. Alemlerin Rabbi Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: "Hani biz Kâbe'yi insanlara toplantı ve güven yeri kılmıştık. Siz de makam-ı İbrahim'den kendinize bir namaz yeri edinin. İbrahim ve İsmail'e şöyle emretmiştik: tavaf edenler, kendini ibadete verenler, rükû ve secde edenler için evimi, Kâbe'yi temiz tutun. Hani İbrahim, Rabbim bu şehri güvenli bir şehir kıl. Halkından Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri her türlü ürünle rızıklandır demişti. Allah da inkar edeni bile az bir süre bu geçici kısa hayatta rızıklandırır, sonra onu cehennem azabına girmek zorunda bırakırım. Ne kötü varılacak yerdir orası" demişti. Kâbe'yi ziyaret etmek ve burada ibadet etmek, Hazreti İbrahim Aleyhisselam zamanından Mekke'de putperestliğin yayılışına dek tevhid esaslarına uygun olarak devam etti. Daha sonra ise içi ve etrafı yoldan çıkmışların, gözünü hırs bürümüş dünyaperestlerin putlarıyla dolduruldu. Kimileri burada çıplak halde tavaf yapmaya bile koyuldu. Mekkeli müşrikler buradaki putlara sunulan mallarla zenginliklerine zenginlik katarken, Ademoğlunun insanlığı gün geçtikçe fakirleşiyordu. Yetmezmiş gibi bir de Ebrehe ordusuyla Kâbe'yi yıkmaya kalktı. Mekke yakınlarına kadar gelip ordugah kuran Ebrehe, emelinden vazgeçmesi için uğraşanları geri çevirdi. Mekke eşrafından pek çok kimsenin develerini de gasp edip kendi mülküne kattı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi Abdülmuttalib'in kendi develerini istemek üzere ordugaha gelmesi Ebrehe'yi şaşkınlığa uğrattı. Kâbe'den söz açmayıp yalnızca develerini isteyen Abdülmuttalib, "Ben develerin sahibiyim. Kâbe'yi de sahibi koruyacaktır" dedi. Kısa süre sonra bu mübarek mabedi yıkmaya girişen Ebrehe, ebabil kuşlarının taş yağmurları altında canını zor kurtararak kaçtı. Allah Celle Celaluhu, Kâbe'nin zarar görmesine müsaade buyurmadı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da uzun süre müşriklerin elinde kalan Kâbe ve Mekke, nihayet 630 yılında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Fetih Suresini okuyarak harekete geçirdiği muzaffer ordusuyla fethedildi. Ordusuna "size saldırmadıkça kimseyi öldürmeyeceksiniz" emrini veren sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra Kâbe'ye yöneldi. Buradaki putları tek tek kırıp paramparça etti.
Çok şükür ki o günden bu yana geçen asırlar boyunca Kabe'ye bir daha müşriğin namahrem eli değmedi. Kabe'nin yapısında 1600'lü yıllara kadar büyük bir değişiklik yapılmadı. Bu zamana dek yalnızca küçük onarımlarla beraber süslemeler eklendi. Sultan Ahmet Han devrinde ciddi bir tamirattan geçen kutsal mabedimiz 600 yıllık Osmanlı devri boyunca eşsiz bir hürmet gördü. Sultan Ahmet Han, kendi adını taşıyan 6 minareli bir cami yaptırmak isteyince, bu caminin minare sayısının Kabe'nin minarelerinden fazla olmamasını arzu ederek Kabe'ye minare ekletti. Ceddimiz saygıda asla kusur etmedi. Kabe, 4. Murat döneminde o zamana dek görülmemiş bir fırtına ve sel felaketine maruz kalınca, Hacerü'l-Esved köşesi dışında tüm duvarları taş taş sökülüp orijinalliğine zarar verilmeden yeniden yapıldı. Dünyadaki nice felaketi atlatıp alemlerin Rabbince korunan Kabe'de asırlardır umre ziyaretleri ve hac edası devam ediyor. Kabe'de tavaf neredeyse hiçbir zaman durmadı. Ta ki 2020'de dünyayı saran salgının müminlerin ve bütün insanlığın hayatını tehlikeye atmasına kadar. O salgın müsibeti ki bir tarafıyla nasihattır mümine, şükrü hatırlatandır. Ve o mümin ki tedbirle tevekkülü elden bırakmaması gerektiğini bilendir. Ama yine de tavafın durması tüm Müslümanları hüzne boğmuştu ki kısa süre sonra şükrolsun tavaf kaldığı yerden yeniden başladı. İnşallah gidip göremeyen, henüz hac vazifesini yerine getiremeyen herkese Yüce Yaradan Celle Celaluhu bu toprağa ayak basmayı nasip etsin. Dualarımızı kabul etsin.